Sonunda beklenen büyük gün geldi çattı. Bugün Fed Başkanı Jerome Powell yeni faiz kararını açıklayacak orada Fed'in faizleri artırmayacak kesin gibi. Bu konuda bir sıkıntı yok ama tabii para kurulu üyelerinin görüşleri çok önemli. Özellikle de ileriye yönelik öngörüleri. 21.30'da ise Jeremy Powell'ın konuşması var. Jeremy Powell her zaman olduğu gibi piyasaları çok hareketlendirecek. Ben de bu süreç boyunca canlı yayında sizlerle beraber olacağım. 20.45'te canlı yayınımız başlıyor. Hem gelen faiz kararını hem para komitesi üyelerinin görüşlerini hem de Powell'ın neler dediğini ve basının sert sorularına nasıl yanıtlar verdiğini canlı olarak değerlendireceğiz. Canlı yayının linki yukarıda ve aşağıda saat 20.45'te mutlaka beklerim. Peki bugün FED ne diyecek? Bununla ilgili tabii öngörülerim var. Onları paylaşacağım bugün sizinle. Aynı zamanda bu öngörüler çerçevesinde piyasadan nasıl hareketler bekliyorum ve ben nasıl bir yatırım stratejisi izleyeceğim bütün bunları paylaşacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce piyasalardaki son gelişmelere bakalım. Dün biraz sıkıcı bir gündü yine borsada. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq hepsi hafif düşüşler sergilediler. VIX pek yerinden kıpırdamadı. Volatilite indeksi böyle biraz sıkıcı gündü. Faizler öncesi insanlar biraz tedbirli gidiyorlar. Hazine kağıtlarına baktığımızda faizler oldukça yüksekler. Dün de hafif yükselişini sürdürdüler. Bugün piyasa öncesinde hafif bir düşüş var gibi ama buna açıkçası yüksek oranlar. Gerçi bu yüksek oranlar normal oranlar. Bundan ilgili daha sonra açıklamalarım olacak. Dünün sevindirici gelişmesi petrolün yükselişini durdurması. Ham petrolde gün içerisinde 92 dolara kadar çıkıldı. Sonra 89.650'ye geldik. Gün içerisinde %1'e yakın kayıp vardı. Aynı şey Brent petrol için de geçerli. Bu tabi çok sevindirici. Bir önceki videodan hatırlıyorsunuz. Petrolün 100 doların üzerine çıkması ve kalıcı olarak orada kalması hesaplarımızı biraz bozabilir demiştim. Bu gerileme sevindirici. Ben yaz aylarının sonuna doğru gerilemenin hızlanabileceğini düşünüyorum. Öte yandan tabi Rusya ve Suudi Arabistan bir kartel olarak bu fiyatları yukarı tekrar çekmeye çalışabilirler ama bunda bir sınırı var çünkü dünyada ekonomiler hızlı değiller şu anda yani yavaş ekonomiler var. Böyle bir yerde petrolün fiyatı çok fazla artırırsanız satışlarınız da azalır. Ayrıca petrolün fiyatı belli bir seviyeye geçince alternatif tedarik kaynakları da karlı hale gelmeye başlıyor ve yeni üreticiler devreye giriyorlar. Amerika'daki kaya gazı üreticileri gibi. Bu nedenle 100 dolar bizim için kritik bir seviye. 100'ü aşıp böyle bir 140'lara falan giderse bayağı sıkıntı olur. Ama 100 dolarlar civarında durup hatta aşağı doğru giderse piyasalar yine rahatlarlar. Bu dünün sevindirici haberiydi. Fakat tabii bütün bunların önemi oldukça az. Önemli olan tek şey var bugün. Bu amca Jeremy Powell amca neler söyleyecek? Faize yine neler açıklayacak? Piyasanın hemen hemen tamamen hemfikir olduğu konu bugün faiz artışı gelmiyor. Kasım ayında 25 bas puanlık ihtimal var. Onu da düşük görüyor piyasa. 2024 için ise hiç faiz artışı öngörülmüyor hatta faizin adım adım gerilemesi bekleniyor. Powell bugün muhtemelen faize artırmayı Jack. Ama konuşmasının nasıl olacağı ve FED komite üyelerinin neler söylediği esas piyasanın yönünü belirleyecek olanlar onlar. Çünkü piyasa artık faiz artışlarında sona geldiğimize emin gibi. Fakat faizlerin bu yüksek seviyelerde ne kadar süre daha duracağından emin değil. Çünkü bu yüksek seviyelerde faizlerin durması arttıkça elbette ekonomiyi yavaşlatıcı etkisi sertleşiyor olacak. Çünkü yüksek faizlerin ekonomiyi vurması biraz gecikerek gelen bir meseledir. Ondan da yine sunumun sonunda bahsedeceğim. Bu nedenle piyasa korkuyor şu an da Powell'ın faizleri daha çok uzun süre yüksek tutmayı düşünüyoruz demesinden çekiniyoruz. Öte yandan Powell'ın faizler yağar düşeceğiz demeyeceğini de biliyoruz. Kasım ayı ile ilgili faizlerin yükselebileceğine dair kapıyı açık bırakacağını da biliyoruz. Öbür türlü piyasalar aşırı hareketlenirler. Onu istemiyor şu anda. Fed biraz baskılamak istiyor. Özellikle 10 yıllıklarda, 20 yıllıklarda yani piyasanın belirlediği faizlerde faizin yüksek olması Powell'ın işine geliyor. Çünkü ekonomi yavaşlatan şeyler bunlar. O yüzden Powell burada böyle bir söz yapmazlığıyla ne piyasayı aşırı korku kurtan ne de piyasayı heyecanlandıran açıklamalar yapmak zorunda. Fed'in adeta bülbülü olan Nick Timmerhaus diyor ki Fed bu aralar faiz yükselişlerini ne zaman durduracağını tartışıyor. Bu çok çok önemli. Nick Timmerhaus diyor ki Fed komitesinde tonda epey bir değişiklik var. Artık faizleri daha da yükseltelim daha da yükseltelimden ziyade durma zamanı geldi mi? Çünkü ekonomiyi gereksiz bir yavaşlama içine sokmak istemiyorlar. Faizlerin ekonomi üzerindeki etkisi biraz gecikerek gelen bir etkidir. Neden? Çünkü özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde son iki yıldır çok büyük para basıldı. Bu para insanların elinde hala. Bu nedenle yeni krediye ihtiyaç duymuyorlar. Ayrıca bazı büyük kurumların ve aynı zamanda tüketici tarafında mortgage faizlerinde faizler sabit. Yani sabit faiz kredi almışlar. O yüzden bu artışlarına henüz etkilenmiyorlar. Ama elbette o kredilerin vadesi bir günde olacak. Tekrar kredi alınması gerekecek. O zaman faiz etkisini göreceğiz. Çünkü pek çok alanda COVID sırasında dağıtılan büyük paralar suyunu çekmek üzere. Ayrıca kredi vadelerinde de dönüş süreleri yaklaşıyor. Fed'in bunu beklemeyi tercih edecek. Beni. ben de tahmin ediyorum. O yüzden ben bu yıl Fed'den başka bir faiz artışı beklemiyorum. Petrolün enflasyon üzerinde bir olumsuz etkisi var ama o geçici bir etki ve Fed'in gücü dışında bir etki o. Ona çok fazla müdahale edemezler çünkü onu piyasalar belirliyor daha doğrusu mafya belirliyor öyle söyleyelim. Bu nedenle hem Eylül ayında hem Kasım ayında ben faiz artışı beklemiyorum. Piyasa da bunu fiyatlıyor ama tabii Powell'ın tonu konuşması yine insanların dünyaya bakışını etkileyecek. Baktığımızda piyasaların bugün faizin sabit tutulmasına verdiği ihtimal %98 civarında. Bu geçen hafta %92 idi. Kasım ayında da sabit tutulma ihtimali %72'ye benziyor. Bu geçen hafta %58.6 idi. Yani burada gelişmeler olumlu. Beklentilerdeki bu değişimin temel sebebi aslında Amerika'da enflasyonun geriye doğru gidiyor olması. Fed'in bu yıl sonu için çekirdek enflasyon beklentisi %3.9'du. Yıl sonuna doğru bu Morgan Stanley ve JP Morgan gibi büyük kurumların analistlerinin aslında tahmini %3.2'lere gelecek gibi çekirdek enflasyon. Bu FED'in yıl sonu hedefinin çok çok altında bir enflasyon. Aynı şekilde gelecek yıla da akacak olursak %2'leri görmeye başlayacağız demektir. Bu nedenle piyasa biraz daha da aslında. Çünkü evet manşet enflasyonda bir sıçrama oldu ama çekirdeki düşme devam etti ve yıl sonuna kadar 3.2 3.3 civarında bir çekirdeğe ulaşılabileceğine piyasa kesin gözüyle bakıyor. Bunun temel sebebi de kiralardaki gerilemenin hızlanacak olması. Bu çerçevede baktığımızda FED'in de bu verileri gördüğüne eminim. Faizi artırmak konusundan biraz geriye çekeceklerine eminim. Ayrıca Amerika'da ekonominin yavaşlarına dair çok fazla işaret var. İş gücü pazarlığında o eski gücü kalmadı. Orada da hafif bir zayıflama var. Fed'in bunların farkında olduğunu ve hem Eylül'ü es geçen hem Kasım'la ilgili de süper olumsuz mesajlar vermeyeceğini düşünüyorum. Veriye bakıyoruz diyecek. Veri odaklı izleyecek. Enflasyonu büyük kıpırdanma olursa tabii ki kararlarımız değişebilir diyecek. Ama ben ne Eylül'de ne Ekim'de yani Kasım'daki Fed toplantısı öncesindeki enflasyon verilerinde ciddi artışlar Bu durumda asıl soru Fed faizleri yükseltecek den. FED faizleri daha ne kadar bu seviyelerde tutacağı dönüyor. Ve benim tahminim 2024'ün başlarında gevşecekler. Şu ana kadar FED toplantılarından hep faizin daha yüksek, daha uzun süre tutulacağına dair açıklamalar geldi. Bakın burada sırayla gidecek olursak şuradaki koyu renkli çizgi 2022 Aralık tahminleri. Şu açık mavi Mart 2023 tahminleri. Daha sonra Haziran'da gelen tahmin daha da yukarı doğru gitti. Yani FED bize şimdiye kadar hep faizleri daha uzun süre daha yüksek tutarız dedi. İşte bundaki bir kırılma bugün ilginç olabilir. Yani bu biraz daha yukarı giderse piyasa bundan tabii ki olumsuz etkilenir. Öte yandan Fed'in geleceğe yönelik tahminlerinde bir iyileşme olursa piyasa bunu sevecektir. Bunu nereden göreceğiz? Şu tuhaf grafikten göreceğiz. Saat 21.00'da açıklanacak faiz kararıyla beraber bu tuhaf grafik de yayınlanacak. Nedir bu? Buradaki her bir nokta bir Fed para komitesi üyesini temsil ediyor. Onların faiz beklentilerini temsil ediyor. Bakın son raporda sadece 6 kişi faizin yeterli olduğunu söylemişti. O dönemde faizler %5-25 5.5 aralığındaydı. Geri kalan herkes faizlerin daha yüksek olması gerektiğini söylemişti 2023 için. İşte buradan birkaç tane noktanın aşağı doğru hareketlenmesini istiyoruz 2023 için. İlk duymak istediğimiz şey bu. Böylece Kasım ayında faiz artışı olmayacağından emin olacağız. Gelecek bu noktalar aşağı gelmeyecek Bu onu göreceğiz ama 5.5 çizgisinin altındaki nokta sayısı 6'dan 7 veya 8'e geçerse yani daha fazla FED para komitesi üyesi faizler bu Sebebi iyidir derse piyasalar bundan mutlu olacak. 2024 için ise durum şöyle. Zaten orada komitenin çok büyük bir bölümü 5.25'in altına faizi bekliyor. Yani bu bugünkü faizin altına doğru ineceğine dair işaret. Sadece 3 üye yukarıdaydı. Bu 3 üyeden bir tanesi Bullard. Atıldı FED'den. O ayrıldım diyor ama bence atıldı. Geriye kaldı 2 üye bu tip olumsuz konuşan. Onların biraz daha aşağı doğru gelmesini bekliyoruz ve şu 5.0 çizgisinin üzerindeki 3 üyenin de aşağı doğru hareketlenmesi süper olur. Yukarı doğru hareketlenmeleri tabii bizi üzecektir. O yüzden saat 21.00'da başlayacak canlı yayında ilk bakacağım mesele bu olacak. Acaba dot analizde durum nedir diye. 2025 ile ilgili beklentilerde zaten hemen hemen herkes faizlerin daha aşağıda olacağını söylüyor. Bir tane şurada sivri bir arkadaş var. <laughs> i̇şte bu herhalde yine o atılan Maalesef kim olduğunu bilmiyoruz. Uzun vadede ise FED faizlerin %2.5'lere oturacağı öngörülüyor. Bunun da 2.5'da daha da yoğunlaşması iyi olur. Böylece şu üstteki 3-4 noktanın aşağı doğru kayması iyi olur. Yani bugün böyle biraz açıkçası nokta analizi yapmamız gerekiyor. Ben de yayın sırasında bunları canlı olarak bakacağım. Bunların aşağı doğru gitmesi bizi sevindirecek. Peki bunlar yatırım kararlılığımızı nasıl etkilemeli? Bu noktalar aşağı doğru gidiyorsa piyasalar rahatlayacaktır. Piyasalar rahatladığı zaman da borsada yukarı doğru yönün artacağını, hızlanacağını tahmin ediyorum. Benim Eylül ayı için beklentim olumluydu biliyorsunuz. Şu anda hafif gerideyiz Eylül ayı başına göre. Bugün benim için kritik gündü. İlk videomdan beri bunu söylüyorum. Ve bu noktalarda aşağı doğru hareketlenme varsa piyasa yukarı doğru hareketlenecektir. Bu konuda bir yüzde kaç hareketlenir, bugün mü hareketlenir, yarın mı hareketlenir tahmin yapmak istemiyorum. Ama bu noktadan aşağı doğru gidiyor olması Fed faiz artışlarına tamamen artık bittiğini, sona geldiğimizi piyasaya gösterecektir. Bu 10 yıllıklara, 20 yıllıklara biraz yansıyacaktır. Orada faiz gerilemeleri başlayacaktır yavaş yavaş ve piyasalar olumlu bir havaya girip yeni enflasyon verilerini beklemeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Ben bugün Fed'in o nokta analizinin hafif aşağı doğru gideceğini düşünüyorum. Bundan dolayı piyasaların yukarı doğru hareket umuyorum ama her zaman yanılabiliriz. Bütün bunları saat 20.45'te başlayacak canlı yayında değerlendireceğim. Mutlaka katılın. Herkes açık. Linki yukarıda ve aşağıda. 20.45'te başlayacağız. yani 22'ye kadar yani Pablo'nun konuşması sonuna kadar canlı yayına devam edeceğiz diye düşünüyorum. Sorularınızı ve yorumlarınızı beklerim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.